Fotojenik değilim bugün. O yüzden size etrafı birazcık gösterip eve gideceğim. Dinleneceğim. Mesela şu an bir trafik tabelalarıyla, işaretlerle ilgili kısa bir video çekeyim istedim. Arrêt. Dur, yani stop demek. Bu şey, yani durak gibi aslında. Dur demek değil, durak demek. Çünkü dur, arrêt oluyor. Sonunda bir tane daha E ile yazılıyor. Bu durak anlamında Kanada'da çok var. Işık yapmak istemedikleri böyle sokak aralarında küçük, yani büyük caddelerde değil de genelde sokaklarda arabalar sırayla dursunlar, birbirlerine yol versinler diye yapılmış. Yani mesela şu an buraya bir araba gelse, şu tarafa da bir araba gelse, hangisi daha önce gelirse onun geçiş hakkı var. Dolayısıyla tamamen hızınızı sıfırlıyorsunuz. Mesela şimdi karşıdan bir araba geliyor, orada da bir bu aileden var. Komple sıfırlamadı, polis olsa ceza yazar. Sıfırlıyorsunuz hızınızı ve önce gelen geçiyor. Şurası dört yol ağzı. Dört yola da aynı anda araba gelemeyeceği için hepsinde birkaç saniye fark oluyor. Dolayısıyla hepsi hızlarını sıfırlıyor. Sonra da ilk önce gelen geçiyor. Ve buna hakikaten yani inanılmaz uyuluyor. Hatta hızınızı sıfır yapmazsanız polisin ceza yazma hakkı var. Bu stop sign diye geçiyor İngilizcesi de. Aynı şekilde yayalara da böylece geçiş hakkı oluyor. Yaya varsa, bu bir arre yazan bir yerde yaya varsa, böylece yayada araba durduğu için rahatça geçmiş oluyor. Bakın bu taraftan da. Genelde zaten yolun bir tarafında varsa diğer tarafında da var. Yoksa kaza olur yani. Şimdi şurada, burası bizim sokak girişi. Gördüğünüz gibi öndeki kısa, geniş, alçak evlerin arkasına böyle yüksek evler, bina, apartmanlar yapılmaya başlandı, bitmek üzere. Neyse ki hiç inşaat sesi falan gelmiyor. Burada inşaatlar sabah 7'de başlama hakkına sahip. Aynı şekilde evde bir gürültü, her şekilde 7'den sonra sabahleyin her türlü gürültü yapmaya hakkım var. Akşam 10'dan sonra da yasak, kesinlikle yasak. Tabii ki inşaatlar daha erken duruyor. Şurada bir tane daha yazıya geldim. Attention à nos enfants yazıyor. Küçük sarı kare olan panoda. Çocuklarımıza dikkat diyor. İşte burada çocuklar oynuyor diye ekstradan öyle bir yazı yazmışlar. Zaten bu sitede kimin çocuğu var, kimin yok hemen anlaşılıyor. Çocuğu olanlar bayağı yavaş dönüyorlar. Hiç hızlanmadan geçiyorlar ama çocuğu olmayan gençler falan böyle bayağı hızlı bir şekilde dönüyorlar. Biz de o yüzden çocuklarımızı uyarıyoruz. Dikkat edin, sağınıza solunuza bakın diye. Şimdi üstte de bir tane, ne kadar gözüküyor, biraz yukarıda kalmış ama bir pano var. Hatta ondan bizim evin orada varsa da tekrar başka göstereyim. Burasında çok okumak zor. Bu tarz panolarla park edebiliyorsunuz. İstediğiniz yere park edemezsiniz kesinlikle. Bu panolara bakıp ona göre karar vereceksiniz. Genelde Nisan'dan Kasım'a kadar başka kural oluyor. Kasım'dan Nisan'a kadar, yani kış ayları için başka kural oluyor. Çünkü park temizleme devreye gireceği için park etme yerleri bayağı daha park bulma ve park etme yerleri bayağı bir azalıyor. Daha zorlaşıyor her şey. Yine bir ahe geldik. Hızımızı sıfırladık. Tabii biz yayı olarak yapmıyoruz bunu da. Ben şimdi sizi karşıdan karşıya geçip, bu arada bugün 22 Mayıs Pazartesi dedim, resmi tatil, hem şirketler kapalı hem okullar. Çünkü Victoria Day'di. Victoria, Kraliçe Victoria'nın doğum günü. Elizabeth'ten, bu geçenlerde vefat eden Elizabeth'ten önceki çok uzun, 65 sene mi, 63 sene mi ne? Kanada, İngiltere'yi yönetmiş olan kraliçenin doğum günü aslında 24 Mayıs ama pazartesiye gelecek şekilde kutlama kararı almışlar ki Kanadalılar da böylece pazartesiyi cumartesi pazarla birleştirsinler. Long weekend deniyor, işte uzun hafta sonu. Bu tarz böyle küçük tatiller oluyor, böylece 3 gün insanlar bir yere kaçıyor falan. Bugün parkta da bir sürü piknik yapan vardı mesela. Evet, bu arada şurada da köpeğinizi buraya
yaptırtmayın diye bir şey yap. Küçük tabela koymuşlar. Genelde değil, kural olarak köpeğiniz tabii tuvaletini yaparsa herkes elinde poşetle geziyor. Topluyor onu hemen sahibi. Zaten çişte bir sıkıntı yok ağacın dibine. Ama kışın çok kötü oluyor. Bütün bembeyaz kar dolu oluyor. Bütün zaten videolarımdan da hatırlarsınız. Her yer bembeyaz kaplı oluyor. Üzerlerinde böyle köpeklerin sarı sarı çişlerinin izleri oluyor. O karlarla oynamamızı birazcık zorlaştırıyor. Hep uyarıyorum ben de sarı renkte bir şey varsa orada o karı almayın, oynamayın diye. Kışın bile o soğukta bile tabii köpek sahipleri gezdiriyorlar. Köpeklerini zorundalar yani. Sabahın -20'sinde -30'unda çıkıp gezdiriyorlar. Çok zor vallahi, biz cesaret edemedik. Çocukla amca mücadele ediyoruz. Şimdi şu tabelayı göstereyim daha yakında. Şöyle ben de sizinle beraber okuyayım. Üst tarafta yazan şey 16 avril au 15 novembre. Yani 16 Nisan'dan 15 Kasım'a diyor. Mardi, salı demek. Sonra da işte 13, 13 à 17 saat işte 1'den 5'e kadar park edilmez. Şimdi gördüğünüz gibi bu şu an. Yani Nisan'dan Kasım'a kadar sadece salı günleri 1 ile 5 arası yasak. Diğer günler serbest. Altında ise ben de yaklaşıyorum. Bu sefer 16 novembre au 15 avril, yani 16 Kasım'dan 15 Nisan'a kışın oldu. Mardi, jeudi, samedi, bunların kısaltması. Yani salı, perşembe, cumartesi 8'den 5'e yasak diyor. Yani kış ayları gelince gördüğünüz gibi salı, perşembe, cumartesi yasak. Sadece yani pazartesi, çarşamba, cuma, pazar 4 güne iniyor bir anda park edebilme günlerimiz. Sauf avis contraire. O da aksi söylenmedikçe. Yani mesela kar temizleme yapılacaksa, normalde senin park edebilme günün bile olsa, belediye yolları temizlerken bir tane turuncu bir pankart bırakıyor, yere koyuyor şöyle birkaç yere. Orada kar temizleme yapılacak, o yüzden park etmeyin bütün gün diye. O kural geçerli oluyor. Daha da karışık olan park şeyleri de var böyle. Sağdan başka, soldan başka bir şey çıkıyor. Hepsini okuyup kesişme noktalarını falan bulmak gerekiyor. Onu yaşadıkça alışıyor insan. Hatta şey dedim, bir tane bir uygulama çıkmış telefona. Fotoğrafını çekiyorsun. Bir tane böyle park etme tabelasının. O sana park edip etmeyeceğini söylüyor diye bir şey duydum. Bilmiyorum, doğru mu, bakacağım. Böyle bir application az çok mantıklı. Çünkü yabancılar için bu inanılmaz zor. Bir de tabelalarda sadece Fransızca yazıyor. O da Fransızca bilmeyenler için, turistten yani, ekstra bir zorluk. Evet, yine kısa dedim ama şu an neredeyse 9 dakika olmuş. Karşıdan karşıya geçip eve gidip yıkanıp birazcık dinleneyim. Size de iyi haftalar. Pazartesi bitti zaten neredeyse Türkiye'de. Ya, oy kullanmaya gideceğiz bir de akşam 10'a kadar. Vakit var. Dikkat edin kendinize. Kalın sağlıcakla. Au revoir.